Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün itibariyle İstanbul Pendik'ten Balıkesir, Ayvalık'a yolculuğa çıkıyoruz. 5 gün tatil yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz üzere motoru tıka basa yine yükledik. Bakalım nasıl bir performans verecek. 5 gün sonunda İstanbul'a sağ salim, sorunsuz dönebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Umarım Allah kaza bela vermez. Hayırlı yolculuklar nasip eyler diyelim. Evet arkadaşlar, geçen sene Pendik Yalova'dan geçmiştim. Geçen senenin fiyatıyla söylüyorum, yaklaşık olarak 275 TL mi ne feribottan geçiş ücreti ödemiştim. Sonra Bursa'ya gittik. Bursa'ya giderken de Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmıştık Yalova'ya geçmek için. Orada da o zaman 130 TL ödemiştik Yalova'dan Osman Gazi'den geçiş ücreti olarak. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer Yalova'ya geçmek için Eskihisar feribotunu kullanacağım. Hem daha ekonomik, sadece 15-16 kilometre yol gitmem gerekiyor Eskihisar'a varabilmem için. Pendik'e gitmem için de 4,5-5 kilometre yol gitmem gerekiyordu. Arada bir 10-12 kilometre fark var ama fiyat bazından düşünürsek şu an zamlı fiyatını bilmiyorum ama hani 300 TL olsa feribot Yalova'ya geçiş, Topçular'da 100 TL olsa arada 200 TL gibi bir meblağ cebimde kalacak. Bu sefer biraz ekonomik düşünmek istedim. Aynı Yalova'ya geçiş ücretini 275 TL yerine 100 TL ödeyerek aynı yolu gitmek istedim. O yüzden şimdi Eskihisar Feribot iskelesine doğru ilerliyoruz. Evet, otobana girdik. Şu an ilerliyoruz. Yalova'dan feribottan indik. Orhan Gazi 18 kilometre. Paralı olunca yollarda böyle kaliteli oluyor. Pürüzsüz. Ortalama 80-90 kilometre ile hızımızı kesmeden devam ediyoruz yolumuza. Motor şu an 63 bine geliyor. 62 bin küsürde. Dolayısıyla geçen seneki kadar motoru zorlamak istemiyorum. Yer yer ufak denemeler yaparım. Motorun performansını değerlendirmek açısından. Ama dediğim gibi çok fazla zorlamak da istemiyorum. 80-90 kilometre hızlarda gideceğimiz noktaya bizi ulaştırması bizim için şu an yeterli. Saat 5.08. Saat 4'e çeyrek kala yola çıktık. Yaklaşık olarak 3 saat 20 dakikalık yolumuz kaldı. 322 kilometre toplamda. Tatlı bir yokuş tırmanıyoruz şu an. Ortalama 65-70 km hızlarla. Orhan Gazi ilçesinin dağlık bölgesinden geçiyoruz. Otobanda hız sınırı 90 km. Çok tuhaf. Benim için sıkıntı yok. Zaten 90-100 civarı en fazla gidiyorum. Fakat yeni nesil otomobiller için 90 kilometre hızlarla bu yollar çok geç biter. Bu kadar kaliteli yollarda en azından ortalama hız 120-130 olması gerekiyor. Aşırı hıza tabii ki karşıyım. Ama dediğim gibi standartların çok altında sanki. Bence kilometresine göre motorun performansında herhangi bir sıkıntı yok.
Hani şu an yarım gazda 100-104'leri falan gidiyoruz. Gazı kök demiyorum. Gazı kök desem hani bir an kilometresi daha da hızlanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Yani 190-100 bence motorun performansı için gayet yeterli. Özellikle 63 bin kilometre olduğunu varsayarsak. Bu bölümünde Gemlik'e gelmiş bulunmaktayız. Gemlik bölgesi ve Gemlik Denizi. Daha doğrusu Gemlik sahili. Tatlı bir rampa tırmanıyoruz. 90 km hızlarla. Yani rampada bir tır sollamak, özellikle 125cc PCX ile bunu yapabilmek güzel bir duygu. Gördüğünüz gibi Gemlik sahili burası. Yolculuğumuzun geri kalan bölümü 290 km. Toplamda 375 kilometreden 290 kilometreye düştük. Saat 5.30. Yaklaşık olarak 1 saat 45 dakikadır yoldayım. Aklıma geldi zamanlarda yolla ilgili bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar size deneyim olarak. Bunlardan biri, özellikle uzun yol gidecekseniz motorunuzun lastik basınçlarını mutlaka kontrol edin. Çünkü bir önceki uzun yol deneyimimde lastik basınçlarını sık sık kontrol etmediğim için arka lastiğim son derece asfaltın sıcaklığına ve lastiğin inik olmasından dolayı kısım kısım yol yemişti. Şimdi aynı hatayı yapmıyorum çünkü dediğim gibi gidilen her yol tecrübe olarak bize katkı sağlıyor. Motorumun geçen seneye göre performansı belki %10 düşük olabilir ama bunu şu an çok fazla bana hissettirmiyor. PCX ile ilgili yorumlarda birçok soru soruluyor. Bunlardan bir tanesi de ön reflektör camının önündeki tur camı işe yarıyor mu diye. Şöyle diyebilirim, gerçekten uzun yola gidiyorsanız olmazsa olmaz. Alttaki tur camı göğsümüze gelen sert rüzgarları absorbe ederken reflektör camı da yüzümüze gelebilecek toz toprak ya da herhangi bir cismin camda kalmasını sağlıyor. Tam olarak ben camın boyunu kaskının camına orantılı şekilde ayarladım. Daha çok hani uzun yolda herkes bilir, sinek veya böceklerin sert bir şekilde yüzünüze çarpması, kaskınıza çarpması sonucunda lekeler oluşur. Bu çarpmalar genelde reflektör camında kalıyor. Kaskımızda da tabii ki vurduğu anlar oluyor. Özellikle uzun yola gidiyorsanız ön camınızın kapalı olması büyük bir önem taşımakta. Çünkü yoldan, tırlardan, kamyonetlerden veya araçlardan
herhangi bir küçük veya büyük bir parça fırlayabilir. Dolayısıyla da bu sizi yaralayıp kaza yapmanıza sebep olabilir. Bu hayati önem taşıyan bir bilgi. Evet arkadaşlar, 126 kilometre yol geldik. Şu an dinlenme tesislerine girip biraz kendimizi de motorumuzu da dinlendirsek hiç fena olmaz. Her ne kadar sıvı soğutmalı motor da olsa varyatör, kayış, baga gibi parçaların, şanzıman gibi parçaların ısınmasından dolayı motoru her 100 kilometrede bir, yani PCX için konuşuyorum, dinlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. O sebepten dolayı ufak bir mola verelim. 15-20 dakika bir mola verelim. İhtiyaç molası. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Servis alanına sinyalimizi verdik. Giriyoruz. Evet, Balıkesir il sınırına girdik. Ayvalık'a 170 kilometre kaldı. Biraz mola verdik, o yüzden 5 saate kaldık. Yemek falan yedik, dinlendik. Biliyorsunuz ki motorla seyahat etmek biraz yorucudur arkadaşlar. Şimdi fazla ışıklandırmanın olmadığı bir yolda, biraz da virajlı bir yolda devam ediyoruz. Ayvalık'a 70 kilometre kaldı. Yolumuz az ama gece görüşümüz kısıtlı olduğu için ve yollar çok virajlı olduğu için hızımızı biraz düşürerek temkinli şekilde gitmekte fayda görüyorum. Ne kendimi ne işimi tehlikeye atmanın bir mantığı yok. O yüzden aceleye göre bir şey yok. Yavaş gidelim, sakin gidelim ve gideceğimiz yere varalım. Evet, Ayvalık tabelasını gördük arkadaşlar. Dönüyoruz şu an. Evet, Ayvalık'a 49 kilometremiz kaldı kamp alanımıza. Evet arkadaşlar, kamp alanına 7.8 kilometre kaldı. Gelmek üzereyiz neredeyse. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir yolumuz var. Sabırla, kendimizi riske atmadan, tecrübeli bir şekilde yolu izleyerek, trafiği izleyerek geldik. Kamp alanına geldik. Gece şarjımız bitti, o yüzden çekimi tamamlayamadım. Şimdi Ayvalık'ta Maden Adası denilen güzel bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Kamp alanından 22 kilometre uzaklıkta, Çamlık'tan. Çok methettiler, çok güzel bir yer dediler. Kıyıdan adaya deniz içinden yürüyerek geçiliyormuş. Biz de merak ettik, gidip bir görmek istiyoruz. Bakalım sizlere de fikir vermesi açısından bir yer tanıtmış oluruz inşallah.
Evet. Bol bol. İnsanlar istediği yere giriyor. Atalarımız zamanında almış, bize hediye etmiş. Zeytin ağaçları. Zaten buranın zeytini de meşhur. Ayvalık zeytini, Gemlik zeytini, hani onun gibi. Su içsen biraz. Evet. Evet, Maden Adası'nın yolları aşırı bozuk. Saatte 10-15 kilometre hızla gidiyoruz. Bu kadar bozuk olduğunu bilmiyordum. PCX dayanıklılık testini Maden Adası yollarında yapmış olduk. Umarım lastiğimiz yarılmadan, patlamadan dönebiliriz. Yolun sonu burası ama Serpil. Yolun sonu burası ama. Başka yol yok ki. Şu yolun bozukluğuna baksana ya. Yok. Şöyle yürüyerek geçiyorlar. Bak görüyor musun? Evet, Maden Adası'na doğru gidiyoruz. Denizin içinden karşı adaya geçeceğiz. Tabi düşmeden. Düşersek bilemem. Sen dikkat et. Evet, adım adım ilerliyoruz da artık kaç dakikaya adaya geçeriz bilmiyorum. Ya da adaya geçmeyelim. Boyumuzu ulaştığı yere sokalım sandalyeleri. Yüzelim orada. Su temiz zaten. Ama Tanrıç, burada nasıl yüzeceksin? Yerleri kumsal değil mi? Olabilir. Bak şey var ha. Terlik ters dönebilir, dikkat et. Evet. Diyorsun. Çok su temiz ama. Cam gibi, baksana su cam gibi. Ayağımdaki terlik ters dönüyor. Taşlara bastıkça. Sen onu taşıyabilecek misin çantayı yukarıya doğru? Su derinleştikçe. Daha mı derinleşti? Boynuna kadar gelecek. Hadi. Şurana kadar. Vallahi. Teyzelerin yanına gelmiş, baksana. Tam çıkarken adadan. Adaya çıkarken. Denizde mahsur mu kaldın? Keşke kapalı terlik getirseydik. Yol sonradan geldi. Kask da gözüküyor burada. Görüyor musun sen? Sen uzağa daha iyi görüyorsun. Kask üzerinde, arkada galiba. Baksana suya Serpil. Geldiğine değmedi mi? Evet. Ha? Şimdi değdi. Şimdi mi değdi? Evet. Az önce değmemiş miydi? Yok. Aynı Tekirdağ'da Erikli Kırazıcı mı ne var ya? Edirne'de mi? Edirne'de galiba. Aynı ona benziyor. Baksana.
Sen çantayı emniyete al, buradayız işte. Ben burada boğulma şansın da yok, beni de çağırmazsın. İstediğin kadar yüzersin. Niye riskli? Bu da deniz değil mi? Bu nasıl yapacağız? Ayvalık tatilimiz bitti. Şu an İstanbul Pendik güzergahına doğru artık eve dönüyoruz. Ayvalık merkezden geçip çevre yoluna bağlanacağız. Oradan otobana. Öncesinde Ayvalık'ta son bir kez kahvaltı yapıp yolumuza devam etmek şu anki planımız. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Destek olmak için abone olmayı, yorumlardan merak ettiğiniz şeyleri sormayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.